Son videomuzda artık 11. konuyu bitirmiş olacağız ve 12. konuyu da dönüşte birlikte işleyeceğiz. Şimdi 11. konunun son örneklerini hızlıca açacak olursak bize diyor ki 3'e 4 noktasını x eksenine göre yansıt. Sonra yansıttın 4 birim sağ, 2 birim yukarı ötele. Bunları yaptığımızda bunları hızlıca açacağım artık. Bunları lütfen siz evde teker teker çözün. Sonra cevaplarına bakın. Çünkü bu konuyu bitirdik artık anlatmayı kısmını. Bu uygulayalım bölümünde olan şeyler. Bunları da açtığımızda bakın ilk önce ne yapıyoruz? X eksenine göre yansıt, sonra 5 birim sağa 4 birim aşağı. Şimdi yansıtmada ne oluyordu? Yansıtmada x eksenine göre yansıt, x sabit kalıyor. Y'nin işareti değişiyor. Sağ sola ötelemelerde x değişiyor, y sabit kalıyor. Yukarı aşağı ötelemelerde de y değişiyor, x sabit kalıyordu. Lütfen bunları unutmadan bunun örnekleri de teker teker çözmenizi tavsiye ediyorum. Bunların cevapları da bu şekilde. Uygulayalım 14'e gelecek olursak bunu bu şekilde ifade ettikten sonra aşağıdaki soruları çözünüz diyor. 4 birim sola, 2 birim aşağı ötelenirse oluşan üçgenin koordinatlarını bulunuz diyor. Bunu da teker teker ilk önce 2'ye 5. Şimdi A noktasını 2'ye 5 biz kendimiz bu noktanın koordinatlarını teker teker kendimiz yukarıdaki koordinat sistemine bakarak buluyoruz. Bunda bir sorun yoktur umarım. Sonra mesela 2'ye 5. Sonra ne diyor bize? 2'ye 5'i y eksenine göre yansıt. Şimdi y eksenine göre yansıtıyorum. Y eksenine göre yansıttığımda y sabit, x'in işareti değişiyor. Sonra da diyor ötele. Aynı şekilde B ve C'yi de bu şekilde yapıyorum. Yan taraftaki örnekte de bana diyor ki yine aynı mantıkta DF'yi yukarıdan kendim buluyorum. Burada da yandaki örnekte de bana diyor ki x eksenine göre yansıt. Bu ne demek? X sabit kalıyor. Y'nin işareti değişiyor. Sonra da öteleme yap. İstenilene göre öteleme yaptığımda da cevapları bu şekilde buluyorum. Evet. Son sayfamıza bakacak olursak, son sayfamızda bize diyor ki bir şekle veya modele sırasıyla yansıma ve öteleme yaparak bir motif sistemi oluşturulabilir. Şimdi baktığınızda şu yukarıdaki da yansımayı görüyorsunuz. Burada da bir yansıma görüyorsunuz. Burada da öteleme hareketleri yapılmış. Hemen alttaki şeye bakalım. Aşağıdaki modele yansıma öteleme yaparak hareketi yaparak bir motif oluşturunuz diyor. Bu şekilde bir motif oluşturuyoruz. Çok fazla bunu çizemeyebilirsiniz ama bilmeniz şu an için yeterli. Evet, konumuzu bu şekilde bitirdik. O zaman diyoruz ki sayfa benim kitabıma göre sayfa 314'ün sonuna kadar ama başka kitaplarda farklı olabilir. Bakın bu sayfanın sonuna kadar bu geometrik cisimler bunu dönüşte inşallah yapacağız. 314'ün sonuna kadar bütün eksikler geçmiş dönemlere ait yeni nesil sorularda olmak üzere lütfen bu çanta yayınlarını bitirin. 314'ün sonuna kadar artı verdiğim denemeleri 6 tane deneme verdim. Lütfen onları da çözün. Sağlıklı ve sıhhatli şekilde geri dönün. Hepinizi öpüyorum.